Leyla söylesene, bu kim? Kendi söyleyecek. Gidersen ben söylerim. Bunu bana yapma Leyla. Bizi acımıyorsan Elif Hacı. Bu halimle beni görürsen mahvolur. Sen de bize bu acıyı yaşatma. Bırak Leyla'yı, kimsin sen? Elif. O senin... Yatak odası burası. Evin içine girsem mesele yok. Ama bu koruma tedbirleri çok ağır. Eve nasıl gireceğim? Eşref'in koruma ekibinden biri gibi gireceksin. Ne oldu buna? Çenesi hiç durmazdı. Fazıl'dan fırça yiyince aklı başına geldi herhalde. Ne oldu Samet? Sesin solun çıkmıyor hiç. Lan oğlum ne var? Alt tarafı fırça yedin. Bırak kardeşim, uğraşma. Ne güzel iki dakika kulağımız dinlendi. Açtırma şunun çenesini. Ya yeter. Gitmeyin çocuğun üstüne bu kadar. Eyvallah, sağ olasın. Önemli değil. Neden durdu? Bilmem. O zaman git bak şuna. Düzeldi mi? Daha sıkışmış. Etrafı kolaçan et. Dilleri içeri girmek için yapmış olabilir. Eşref de evde bile değil. Kim girecek? Dediğimi yapsın. Fazıl, Tim beklesin. Bir iki dosya alıp çıkacağım. Dışarıda bekleyin. Az sonra tekrar çıkacağız. Sıkıştın mı Samet? Geç kalma, fırça yiyeceksin yine. (Gülüyor)
Koşun çabuk. Efendim? Askeri kaçıyor. Bizden biri peşinde. Takip edin. Aşağıya hemen. Efendim siz iyi misiniz? Askeri yatak odama kadar girdi Fazıl. Sen böyle mi güvenlik sağlıyorsun? Sen Samet'e bak. Samet. Samet. Samet duyuyor musun Samet? Nefes al Samet. 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 Yakaladınız mı maskeliği? Maalesef efendim. Çocukları atlatmayı başarmış. Fazıl, o çocuk olmasa maskeli beni öldürecekti. Bundan sonra böyle tedbirsizlik yaparsan fazla yaşlanmazsın. Efendim özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. O çocuğu getir. Şahsen teşekkür edeceğim. Tamam. Efendim, Şamil ve Alptekin size şahsen teşekkür etmek istiyorlar. Arkadaşlarınızın sağ salim dönmelerine çok sevindim. İlk fırsatta ben de kendilerini görmek istiyorum. Efendim, Alptekin ve Şamil'in haklarındaki hükmün kaldırılmasına heyetin tepkisini merak ediyorlar. Arkadaşlarına söyle, içleri rahat olsun. Yeni bir dönemde onlara çok iş düşüyor. Efendim, misafirleriniz geldi. Beklesinler. Mirsat, içerideki haini infaz edin. Efendim, sorgulaması. Biz ona bir şans verdik. O şansını kullanmak istemedi. Maskeliği nasıl bulurum? 26-45 doğum meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri arasında... Ben sana espri yap dedim mi lan? Yeter artık Akif. Öldüreceksin adamı. Sen gel sen. Bunun coğrafya bilgisi zayıf. Ölürse ölür. Hainin hayatını mı düşünüyorsun? Erkan'ı indirin askıdan. Sebep? Artık vakti geldi. Erkan'ı bir daha geri dönmemek üzere uzun bir yolculuğa gönderiyoruz. Gittiğin yerde bakarsın artık. Paralel meridyen var mı? Lan öleceksin! Hala sırıtıyorsun. Konuşsana! Yeter lan vurduğun. Birazdan ölecek işte. Hayırdır üzülüyor musun bu aynı? Sen bana işbirlikçi mi diyorsun? Kafayı mı yedin? Sen, ne oluyor Akif Tala? Ne yaptığınız zannediyorsunuz siz? Ne haliniz varsa görün. O neydi öyle? Akif'in gitmesini sağlamam lazımdı. Hayırdır Tala? Maskeli Polat Alemdar. Erkan Polat Alemdar'a çalışıyor. Birader, senin aklın başında mı? Polat Alemdar öldü. Polat Alemdar öldüyse Aksaçlı'yı kim kurtardı? Mirsat bir şeyler dönüyor. Bizim neler olduğunu anlamamız lazım. Aksaçlı'nın bizzat emri var. Ne dönerse dönsün, Erkan'ın yaşamasına imkan yok. Mirsat, sen 24 saat yanındasın. Mutlaka bir şey görmüş olman lazım. Bir terslik, bir tuhaflık fark etmedin mi? Thank you.
ülkemin verdiği diplomatik bir resepsiyon basılıyor. Siz bizimle görüşmek yerine Amerikalılarla, İsraillerle görüşüyorsunuz. Kiminle ne zaman görüşeceğimi size soracak değilim. Şu an karşımdasınız. Sizi dinliyorum. Türkiye ne zamandan beri bizimle görüşmeyi bize yapılan bir lütuf olarak görüyor? Türkiye, İran'ı savunmak için uluslararası platformda büyük bedeller ödemeyi göze aldı. Fakat siz bizim gösterdiğimiz özveriyi hiçe sayıp bizim düşmanlarımızı himaye etmeye devam ettiniz. Sancar Bey, beni buraya iyi niyetle gönlümüzü almak için çağırdığınızı zannediyordum. Fakat görüyorum ki İran'ın dostluğu sizin için önemli değil. Firuz Bey, bugüne kadar size diplomatik nezaketle cevap verdik. Örgüte verdiğiniz desteği kesmeniz için sizi iyi niyetle ikna etmeye çalıştık. Aynı şekilde Irak'ta ulusal çıkarlarımızı baltalamanıza rağmen Birleşmiş Milletler'de size verdiğimiz desteği geri çekmedik. Fakat artık sabrımızı Suriye meselesiyle taşırıyorsunuz. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Bir dost olarak sizi uyarıyorum. Emperyalizme karşı Rusya ve sizinle ittifak kurmak için çok uğraştık. Fakat siz her defasında bizi hep hayal kırıklığına uğrattınız. Bundan sonra aklınızı başınıza alın. Türkiye'nin desteği olmadan ne Amerika'ya karşı ne de İsrail'e karşı ayakta duramazsınız. Eşref Bey'in hayatı tehlikede. Görmeye gittiğimde kendi ekibinden biri kafasını sıkacaktı. Sencer Eşref Bey'i ortadan kaldırmak istiyor. Sencer Aksaçlı oldu ama o güce ulaşamadı. Belgeler onda olmadığı için nerelere nüfuz edildiğini tam kestiremiyor. Eşref Bey'i niye öldürmek istiyor? Eşref önceki Aksaçlı'nın naibi olduğu için sistemin nasıl işlediğini ve sisteme hizmet eden şahısları daha iyi tanıyor. Naiplik demek, Aksaçlı'nın sureti demektir. Sencer de er geç Eşref Bey'e ulaşacağımızı, onu ikna edeceğimizi biliyor. Ben Sencer'in bu hale nasıl geldiğini hala anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Kimse aynı olarak doğmuyor. O da bir süreç. Bundan 20 yıl sonra biri sana gelip de Cahit elinizle kurduğunuz her şeyi yıkmaya çalışıyor derse, o zaman benim ne demek istediğimi anlarsın. Ben Sencer'in sizin bu kadar yakınınız olduğunu bilmiyordum. Sencer senin de çok yakının sayılır. Aslan'la onlar kardeş gibiydiler. Türkiye'ye yönelik birçok tehdide karşı yürütülen birçok operasyonu ya yaptılar ya da yönettiler. Sencer en parlak döneminde Beyrut'ta bir Asala operasyonunda vurulup sakat kaldı. Aslan Bey bana Asala operasyonlarına dair çok şey anlattı. Fakat Sencer'den bahsettiğini hiç hatırlamıyorum. Sencer ikimizin ortak zaafıdır Aslan'la. O operasyonu ben planladım. Aslan da yönetti. İkimiz de uzun süre Sencer'in durumundan dolayı suçluluk hissettik. Artık hisleri bir kenara bırakıp Sencer'in ülkeyi ateşe atmasına mani olmamız lazım. Hı. Sencer'e nasıl ulaşabilirim? Mirsad, Sencer'in yakın korumalığını yapıyor. Ona ulaşırsan, Sencer'e de ulaşırsın.
Abi iyi misin? İyiyim Cahit. Rauf'un telefonu hala tarihadaysa ona ulaşabiliriz. Abi hastaneye dönelim. Beni dinle Cahit. Tara'ya mesaj at. Ama dikkat et. Telefon başkasının eline geçtiyse... anlaşılmayacak şekilde yaz. Abi tamam, ben hallederim. Seni hastaneye götürmemiz lazım. Dediğimi yap Cahit. Biraz dinlenince kendime gelirim. Sencer Bey döndüler mi? Hayır. Ben bir iki dosya almak için geldim. Affedersiniz efendim, ben sonra gelirim. Gitme Mirsa, bitti işimiz. Efendim, bu haliniz ne? Vay, koçum. Hoş geldin. Ne oldu efendim? Yoksa Semra annemize bir şey mi oldu? Ulan, senle bana oldu Nafiz. Seninki kemik ağrısı geçer. Ama benim kalbimi kırmakla kalmadılar. Umutlarımı da çatır çatır kırdılar Nafiz. Amerika'ya mı dönüyoruz efendim? Git oradan kendine bir bardak getir. Dur. Senin ayağın kırık. Ben getiririm. Estağfurullah efendim. Ben getiririm. Otur Nafiz. Bu bardak sana yeter. Bu şişe de bana. Devlet için, millet için saçını dök, sakalını ağart, sonra sana layık gördükleri muamele, bir takdir belgesi, bir şilt, bir de emekli sandığı hesap numarası. Efendim, bizim emekliliğimiz olmaz. En fazla geçici olarak bekleyin demişlerdir. Neden büyütüyorsunuz? Lan, ben genç Semih miyim bekleyeyim? Kafamda saç, takvimimde yaprak kalmadı Nafiz. Sencer büyük harcadı beni. Naip olacağım diye beklerken gayip oldum. İçim yanıyor Nafiz. İçim yanıyor. Gel. Ne
Geçmiş olsun Eşref. Durum nedir? Maskeli mahremime kadar girdi. Adil Bey bütün sırlarımızı biliyor. Bir an önce onları bulup gerekeni yapmamız lazım. Benim hatam. Adil Bey'in üzerimde çok emeği olduğu için duygusal davranıp infazı geciktirdim. Kendinizi suçlamanız için neden yok. Aynı duygusallığı hepimiz gösterdik. Bundan sonra ne yapacağız ona bakalım. Öncelikle heyetin ve heyete hizmet eden kişilerin güvenliğini sağlamamız lazım. Bana bir liste hazırlamanı istiyorum. Haklısınız. Bana gelebiliyorlarsa herkese gidebilirler. Gizli olan bir sürü projemiz var. Bunların hepsi tehdit altında. Maskeli ve Adil Bey'i bulmak için ben bütün imkanlarımı kullanıyorum. Sen de projelerimizi ve insanlarımızı korumak için hazırlık yap. Devlet kurumlarının bütün imkanlarını seferber et. Efendim, bu gizliliğimizi büyük ölçüde riske atar. Eşref, kimseyi kaybetmeye tahammülüm yok. Hayatta kalmamız gizliliğimizden daha önemli. En kısa zamanda listeyi ve alınması gereken tedbirleri hazırlayıp size sunacağım. Teşekkür ederim Eşref. Benden bir isteğin var mı? Bir an önce naibinizi belirlemeniz bu süreçte iyi olacaktır. Ayrıca KGT'nin başına Polat Alemdar'ın boşluğunu dolduracak, sorumluluk alabilecek birini atamanızı tavsiye ederim. Bu görev için senin aklında biri var mı? Bölgesel KGT'deki çocuklar hazır. Hepsi iyi yetişmiş. İçlerinden liderlik özelliği öne çıkan birini seçebilirsiniz. Eşref, ben senin önerini soruyorum. Benim önerim Akif. İçlerinde liderlik vasıfları en yüksek olan o. Teşekkür ederim. Fazıl, hayatımı kurtaran çocuğu niye getirmedin? Efendim, maskeli çocuğu yaralamış. Hastanede tedavi ettiriyorum. Her türlü bakımı en iyi şekilde yapılsın. Senin ne işin var burada? Ayıp oluyor abi. Biz bir takımız. Salon takımı gibi düşün. Sen üçlü koltuksun, ben ikili, Baki de tekli. Birimiz olmazsa takım bozulur. Lan imdat. Senin kafan nasıl çalışıyor? Ben hiç anlamıyorum. Abi, ben hangi yüzle döneyim? Dayımın intikamını almadan alemde kimse yüzüme bakmaz. İmdat. Senin gibi delikanlının yüzüne bakmayanı bana söyle. Ben onların yüzünü parçalayayım. Abi neye karar verdin? İmdat bırakıyor mu ki bir şeye karar verelim? Abi bak biraz anlattı. Bence kabul etmen lazım. Abi ben istihbaratın yeniden göreve gelmeni istediğini söyledim İmdat'a. Ondan saklımız gizlimiz mi var abi? He. O bakımdan. Abi kabul et ki dayımın intikamı devlet meselesi haline gelsin. Ulan Emdat, ne dayın varmış ha? Adam öbür dünyaya gitti, derdi bizi bırakıp gitmedi. Abi, Cahitleri arıyorum ama telefonları kapalı. Yarın ofise uğrarız Baki. Hele onlara da bir soralım. Biz yokken neler olmuş, neler değişmiş. Onlar bir anlatsın, biz de ona göre bir karar veririz, tamam? Tamam abi. Abi. Vücut ısısını koruyamıyor. Ağız yoluyla beslenemiyor. Nasıl yani? Cahit Bey, yüzünün halini gördünüz. Damar yoluyla besleyebiliyoruz. Normal bir hasta olsa bir yıl bu yanık ünitesinden çıkamaz. Doktor, bizim hastamız özel biliyorsun. Hastanede tutma ihtimali bize bağlı değil. Ona göre. Bu şartlar altında ne yapılabilir onu söyle. Beslenemediği zaman vücudunu sağlıklı bir insan gibi koruyamaz. Mutlaka damar yoluyla beslenmeyi aksatmaması lazım. Vücut çok kolay ısı kaybeder. Vücut ısısını korumak için ekstra tedbir alması lazım. Yaralar için ne yapacağız?
Morfin giderek yetersiz kalmaya başladı. Tedavisini yapamadığımız için ağrıları geçmiyor. Morfin de bir süre idare edecek ancak. Zaten mümkün olan en yüksek doza kadar çıktık. Ondan sonra morfin de acısını dindirmeye yetmeyecek. İyi misin Abdüley? Maskeli Eşref'in adamı. Ne alakası var? Eşref'i öldürmemi o engelledi. Bu durum Eşref'ten şüphe etmekte ne kadar haklı olduğumuzu doğruluyor. Bana bir fırsat daha yaratın. Bu sefer işimi tam yapacağım. Sen biraz dinlen Abdüley. Kendini toparla. Zamanı gelince ben sana haber vereceğim. Ben iyiyim. Dinlenmeme gerek yok. Abdüley, dikişlerin açılmış. Tedavi olmazsan intikamını nasıl alacaksın? Merak etme. Ben sana maskeliyi de, Eşref'i de vereceğim. Seni tedavi olacağın yere göndereceğim. Lüzum yok. Ben hallederim. Senin gizliliğin çok önemli. Kimse bilmemeli. Onun için kendim halletmek istiyorum. Merak etmeyin, kimsenin haberi olmayacak. Efendim, biz bu adama neden bakıyoruz? Tamam, Polat Bey fakir fukarayı geri çevirmeyin derdi ama burası bir işletme neticede. Ne konuşuyorsun sen Hüsnü? Gelir gider dengesi diyorum. Bütçe diyorum. Cari açık diyorum. Ne var Hüsnü? Paranız mı yok? Efendim, siz sağlık personeli ne kadar kısıtlı imkanlarla ne kadar fedakarane çalışıyor biliyor musunuz? Sen ne öğrenmek istiyorsun açık konuş. Kafamı ütüleyip durma. Ya bu maskeli kim kardeşim? Bu kadar torpilli. Ona göre örtülü ödeneğe yazacağım. Hüsnü, çok gizli bilgi. Kimsenin bilmemesi lazım. Teessüf ederim efendim. Benden laf çıkmaz. Suriye'den çok önemli bir komutan. Şebbiha'yı bitiren adam. Efendim, baştan söyleseniz VIP hizmeti verirdik. Madem memleket meselesi mevzubahis, ben gideyim arkadaşlar tembihleyeyim. VIP hizmete geçsinler. Abi, beni çağırtmışsın. Ali, Abdüley abin hastaneden çıkmış. Nerede olduğu belli değil. Anladım abi, arar bulurum. Hadi koçum, bulunca bana haber ver mutlaka. Pek laf dinleyecek durumda değil. Maskeli kim? Benim bilgim yok efendim. Müdür, adamın emrinde o kadar iş yaptınız. Kim olduğunu araştırmadınız, öyle mi? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Efendim, Naip öyle emretti, öyle yaptık. Nasıl haberleşiyordunuz? Erkan üzerinden efendim. Bak müdür, bugüne kadar iyi işler yapmışsın. Sicilin temiz. Yazık etme ikbaline. Efendim, biz ikbal için görev yapmadık. Devlet için yaptık. Efendim, Aksaçlı sizi istemiş. Neden istemiş? Bir şey demediler mi? Bilgi vermediler efendim.
Gel. Efendim, Mete Bey geldi. Al içeri. Dirsem, Erkan'ı ne yaptınız? Hallettik efendim. Bizzat ilgilendin değil mi? Evet efendim. Gel Mete. İstihbaratta işler umduğundan karışık değil mi? Maalesef efendim. Ama toparlayacağız. Ondan şüphem yok. Ama yerine bakacak, güvenilir bir adama ihtiyacımız olacak. Efendim, bir kusurum mu oldu? Niye hep olumsuz düşünüyorsun? Efendim, meslek hastalığı diyebiliriz. Nesrin'in ölümü seni sarstı. Efendim, hepimizin zaafları var. Fakat dersimi aldım. Siz geri çekilmemi uygun görüyorsanız çekilirim. Biliyorsunuz, ben görev istemedim. Siz uygun gördünüz. Şimdi seni daha büyük, daha kutsal bir görev için uygun gördüm Mete. Naibim olacaksın. Efendim, bu benim için büyük bir şeref. Güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Mete, zor zamanlar geçiriyoruz. Senden ilk beklentim içimizdeki bölünmeyi bitirmen. Bunun için Maskeli ve Adil Bey'i ne yapıp edip bulmamız lazım. Derhal çalışmalara başlayacağım. Artık değiştirecek yüzün de kalmadı. Yüzüne bakmayı sen bile tahammül edemiyorsun. Sevdiklerim. Uyandın mı? Yardım edeyim. Leyla, beni yalnız bırakır mısın? Bırakmam Polat. Seni bir daha bırakmam. Size bunu yapmaya hakkım yok. Bu yüzü ben görmek istemiyorum. Size nasıl kıyayım? Senin sesini, nefesini duymak bile bize yetiyor. Ama ben sizi istemiyorum. Ne yüzünüzü görmek, ne de sesinizi duymak istiyorum. Anlamıyor musun? Bırak peşimi. Bu kadar kolay değil Polat. Hiç boşuna uğraşma. Beni kendinden uzaklaştıramazsın. Leyla, beni biraz seviyorsan bana bu yükü yükleme. Taşıyacak halim kalmadı. Birlikte taşırız. Her zorluğu birlikte aşarız. Yeter ki sen yanında olmama izin ver. Polat, ne yapıyorsun? Polat yapma, yalvarırım. Ha Polat! İçeri kimse girmeyecek, anladın mı Cahit? Hiç kimse. Böyle nereye dalıyorsun koçum? Burası kimin odası biliyor musun? Naip odası. O zaman buraya giremeyeceğini de biliyorsun. Ne işin var burada? Aferin koçum. Hep böyle uyanık olun. Kimseye göz açtırmayın.
Ben yeni naibinizim. Bize böyle bir emir bildirilmedi. Sabah bildirecekler. Şimdi işim var. Sen git dinlen. Yarın uzun bir gün olacak. Tara'dan haber var mı Cahit? Henüz yok abi. Telefon belki de onda değil. Başka bir yol bulmamız lazım. Abi ne yol bulacaksak bana söyle, ben bulayım. Gidip Aksaçlı'yla bir daha konuşmak lazım. Abi. Ben bir çıkışı boşaltayım. Çıktığımızı görmesin kimse. Baba artık laf anlatamıyoruz. Doktor kesinlikle çıkmaması lazım diyor ama. Ben anlatırım evladım. Duydum ki gidiyormuşsun oğlum. Gitmem gerekiyor baba. Madem gideceksin, sana bir şey anlatayım, öyle git. Baba vaktim yok. Vakit mi istiyorsun? Bak, sana vakit isteyen kartalın hikayesini anlatayım. Kartal türlerinden biri, diğerlerine nazaran çok uzun yaşarmış. Bir insan gibi 80 yıl yaşayanları bile varmış. Çünkü bu kartal türünün gözleri çok keskin, tüyleri hızlı uçması için yumuşacık, pençeleri ve gagası öldürücüymüş. 35 yaşına geldiğinde gagası eski keskinliğini kaybeder, pençeleri avını tutamayacak kadar güçsüzleşir, tüyleri sertleşerek hızını kaybedermiş. Haliyle gözlerinin keskinliği de bir işe yaramazmış. Benim gibi yani baba. Gözlerim görüyor ama o kadar. Senin gibi yol ayrımına gelirmiş kartal. Ya avlanamayacağı için ölecek ya da zor bir yenilenme sürecine girecek. Bu yenilenme zor. Sancılı, acılı. Kartal yuvasında adeta inzivaya çekilir. Önce taşlara vura vura gagasını parçalarmış. Eski gaganın yerine yeni gaganın çıkması uzun bir süre. Açlığa dayanmak da cabası. Yeni gaga çıktıktan sonra pençesini, tırnaklarını sökermiş. Yeni pençelerin çıkması bir süre. Çıkan tırnaklarıyla tek tek tüylerini yolarmış. Yeni tüylerin çıkmasıyla da 40 yaşında ömrüne yeni ömür katıp eskisinden bile daha süratli, daha çevik, daha avcı olurmuş. İnsanlar da böyledir. Kartal gibi yenilenmeye ihtiyaçları var. Ama ya yenilenmeye vakit ayırmazlar ya da
bu sabrı göstermezler. Eskisi kadar güçlü Polat olmak mı istiyorsun? O zaman iyileşmene izin vereceksin. Şimdi gideceksen git. Ama ne eski avlar av, ne sen eski avcısın. Bunu unutma. Saçlıya yalan söylemekle ihanetin hiçbir farkı yok. Neden ihanet olsun? Gerçeği ortaya çıkarmak bizim vazifemiz değil mi? Polat Alemdar hep ne derdi? Biz ideallerimize bağlıyız. Şahıslara değil. İyi de kardeşim. Aksaçlı ile birlikte sen çalışmıyorsun. Adamın gözünün içine baka baka dün yalan söyledin. Sen Polat abiyle konuştun mu? Bütün gece Mete Bey buradaydı. Telefonun Naip odasına saklamıştım. Çıkaramıyorum. Erkan'ı burada mı tutuyorsun? Evet. Ben Mete Bey'i oyalarım. Sen bir an önce telefonu çıkar. Yoksa Erkan'ın buradan nasıl çıkacağı belli. Bu işlerin ne olacağı belli olmaz. Herkes kendi kafasına göre bir iş yapıyor. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı tabii. Lavaboya. Öyle değil mi? Öyle. Rahatsız ediyorum ama bir husus var. Söyle koçum. Efendim, arkadaşlar sizinle tanışmak istiyorlar. Aksaçlı da yeni naip olarak arkadaşlarla konuşmanızı istiyor. Topla arkadaşlarını, getir görüşelim. Efendim, daha önce naip odasına girip çıkmamızı istemezlerdi. İyi madem. Biz gidelim arkadaşlarının yanına. Arkadaşlar, bir şekilde bu işler çözüme ulaşacak. Ama hep beraber hepimizin birlik olup bir şeyler yapması lazım. İçinizden biri eksik galiba. Efendim, Talya lavaboya kadar gitmişti. Şimdi gelir. Arkadaşlar, ben Aksaçlı'nın yeni naibiyim. Birlikte çalışacağız. Her ne derdiniz, sorununuz olursa önce bana geleceksiniz. Efendim. İşleyişimizde bir değişiklik olacak mı? Evet. KGT'de yeni bir yapılanma olacak. Hazırlığınızı yapın. Birazdan yeni karargahınıza gideceğiz.
yapacağımızı bilmiyorum, kafam karışık. Ama inşallah hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. İnşallah. Nereye gideceğiz? Neden bahsediyor bu? Bilmiyorum. Sen emanetini alabildin mi? Aldım. Bu kadar kalabalıkta güpegündüz vurmamız sıkıntı yaratmayacak mı Türklerle? Diğerlerine mesaj olacak bu. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerini bırakmayacağımızı bilecekler. Sen Türkleri dert et. Eşref Bey şüphelenmeye başladı. Hayatımı kurtaran çocuğa teşekkür etmek istiyorum diye beni sıkıştırıyor. Yarın hastaneye gidip ziyaret edecek. Talimat verdi. Yerine Abdülhey'i koymak için çıkardığın çocuktan mı bahsediyorsun Fazıl? Evet efendim. Nerede şimdi o? Gizli bir yerde tutuyorum efendim. O zaman niye buraya gelip gizliliğini riske atıyorsun? Çocuğu öldürüp Eşref'e cenazesini vereceksin. Ailesine gidip madalya verecek. Bundan ben söyleyeyim. Efendim, ben size danışmadan iş yapmak istemedim. Tamam Fazıl. Dediğimi yap. Emredersiniz efendim. Eşref'in attığı her adımı bileceğim. Gözün dört aç. Efendim. Anneniz yine aradı. O gelmezse artık ben geleceğim diyor. Nafiz. Şimdi annemin yanına gitmektense cehennemin dibine gitmeyi tercih ederim. Sonunda gideceğin yer orası Mete. Ne oldu adaş? İhtiyarlar sana çocuk bakıcılığını mı uygun gördüler? Ama yanlış yere geldin. Çocuk parkı az ileride. Asıl sen yanlış yerdesin. Meyhane bir alt sokakta. Nafiz, bu adaşa istihbaratta yalandan bir koltuk verdiler. 23 Nisan çocukları gibi kendini koltuğun sahibi zannetti. Adaş, gel sen bana katıl. Bizim hakkımızı yiyor bunlar. Bundan sonra senin hakkını da ben koruyacağım, rahat ol. Niye? Saçın ağırdı diye kendine aksaçtı mı zannetmeye başladın? Şimdilik naipliğe kadar gelebildim Mete. Çok sevindim adaş. Zaten ya sen ya ben. Başka kim yapacaklar? Kendim olmuş gibi sevindim. Ya ya, bilmez miyim? Bu gençleri benim emrime vermeye mi getirdin? Naiplik sana yaramış, iyi düşünmüşsün. Hem ben gençlere tecrübelerimi aktarırım, hem de bunların bir kısmında asilik var. Onları biraz törpülerim. Tabii sen fırsat buldukça buraya gelir, gençlere anlatırsın, askerlik anısı anlatır gibi. Tabii seni dinleyecek birini bulursan. Polat Alemdar'ın koltuğunu bu yeni yetmelere verecek halin yok herhalde. Ne diyorsun Nafiz bu? Bugün 23 Nisan mı? Mete, geçmişi unut. Ben artık naibim.
Sen de benimle makamıma göre konuşacaksın. Hepiniz emrim altındasınız. Nafiz, bunu çıkar buradan. Efendim, Semren de çok merakta kaldı. Bir gidip baksak. Çekil Nafiz, çekil! İnat ettin, gitmedin hastaneye. Bari Cahit'e haber verseydik. Meraktan ölmüşlerdir. Gaye, bir sebebi olmasa böyle gizlenmezdim. Cahit'in başına iş gelsin istemiyorum. Teşekkür ederim Abdüley. Cahit'i düşündüğünün onda biri kadar beni düşünmüyorsun. Geliyoruz laf, gelmiyoruz gene laf. Tamam, ben gideyim en iyisi. Ya bırak bu tripleri Abdüley. Gidecek halin mi var? Otur çorbanı iç. Eline sağlık. Çorba çok güzel olmuş. Allah Allah. Ne oldu? Birileri kamera görüntülerini silmiş Ali. O ne demek? Niye silmişler? İçeriden birileri Abdüley'in arkasını kolluyor demek. En son nerede görülmüş? Ayaztepe Mahallesi. Biliyorum ben orayı. Yengeye arada bir şeyler götürüyordum. Tamam Okan, sağ ol. Abi, buldum galiba. Tamam Ali, beni haberdar et durumdan. Abi ben Talha. Çok şükür, senden umudumuzu kesmiştik neredeyse. Bir dakika bekle. Abi Talha. Durum nedir Talha? Abi Mirsat'la konuştum. Erkan'ı kurtardık. Ama Aksaçlı'yla ilgili duruma ikna olmadı. Tereddütleri var. Haklı Talha. Senin de var biliyorum. Ama ben ikinizin birden tereddütlerini giderecek adamı da biliyorum. Bir saat sonra söyleyeceğim yere gelebilir misiniz? Bilmiyorum abi. Ortalık biraz karışık. Ama elimden geleni yaparım. Şimdi kapatmam lazım. Biri geliyor. Tamam Tarya. Geleceğiniz yeri sana mesaj atacağım. Mutlaka getir Mirsad'ı. Nereye gideceğiz abi? Hadi birader. Seni bekliyor herkes. Bu koltuğun önemini size anlatmama gerek yok. Bu koltuğun ilk sahibinin Polat Alemdar olması zaten önemini anlatıyor. Şimdi bu koltuğa içinizden biri oturacak. Efendim, bu makam öncelikle Polat Alemdar'ın silah arkadaşlarına düşmez mi? Cahit de, Abdüley de çok değerli arkadaşlarımız. Hizmetleri anlatmakla bitmez. Ama bu koltuk için yetiştirilmediler. Koltuğun sahibine itaat ve hizmet için yetiştirildiler. Peki neden içimizden biri? Çünkü sizler Polat Alemdar gibi özel yetiştirildiniz. Aksaçlı liderimiz olarak kimi atadı? Aksaçlı hepinize ayrı ayrı çok özel değer veriyor. Size ne kadar güvendiğini göstermek için liderinizi atamadı. Liderinizi kendiniz seçeceksiniz. Seçiminize saygı göstereceğini söyledi. Seçimi nasıl yapacağız? İçinizden biri herkesin oyunu alacak. Oy birliği olmadan
lider seçemezsiniz. Efendim, bu bizi sıkıntıya sokar. İçimizde bölünme, gruplaşma olur. Orası size kalmış. Aksaçlı size güveniyor. Güvenini boşa çıkarmayın. Evet, ne yapacağız? Benim bir önerim var. Ben Akif'i aday gösteriyorum. Efendim, açık konuşabilir miyim? Söyle Aziz. Efendim, o koltuk boşluk kaldıracak bir koltuk değil. Aksaçlı öyle uygun gördü Aziz. Sorgulamak bize düşmez. Efendim. Efendim. Pusat'ı ve maskeli arabayla kaçıran şahsın görüntülerini temizlemeyi başarmışlar. Pusat'ın yanındaki şahıs Cahit'miş. Pusat Cahit'lerle hareket ettiğine göre maskeliyi onlar da biliyorlar. Polat Alemdar'ın bütün ekibi de takip alsınlar. Polat Alemdar'ın bütün ekibini takip alsınlar. Oy çokluğu var. Naip Aksaçlı'nın oy birliği istediğini söyledi. Arkadaşlar, sizin teveccühünüze teşekkür ederim. Ancak diğer arkadaşlarımız sizin gibi düşünmüyor. Üzerinde hepimizin ittifak edeceği bir aday belirleyelim. Benim adayım Talha. Ben de Talha arkadaşımızın bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyorum. Arkadaşlar, bu konu böyle ha deyince karar verecek bir konu değil. Hayırdır gençler? Ne toplanmışsınız buraya böyle? Abdüley ile Cahit nerede? Bilmiyoruz abi. Arkadaşlar, Mirsat'la bizim çıkmamız lazım. Aksaçlı bize bir görev verdi. Bu konuyu biraz düşünüp öyle tartışalım. Cahit'le Abdüley nerede bilmiyorsanız, sizin burada ne işiniz var? Abi, biz KGT'yiz biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Ben bir tek KDV'yi biliyorum. O da bu sıralar bayağı can yakıyor. Abi sen ne yapacaksın Abdüley ile Cahit'i? Lan oğlum, siz dağdan mı geldiniz? Bir taziye falan vermek yok mu sizin adetinizde? Abi, onlar Polat abiden sonra fena dağıldılar. Neyse. Bir yandan da böyle iyi. Dükkanı boş bırakmamak lazım. Gençler. Hadi eyvallah. Abi. He. Abdüley yaralıydı. Hastanededir onlar. Efendim anne. İyiyim, iyiyim. Biraz hava almaya dışarı çıktım. Yok anne, gelmeyeceğim. Karnım da aç değil zaten. Ben de aklınız kalmasın.
Ben size sitem ettim ama geçti gitti. Üstünde duracak bir şey yok. Ellerinizden öperim. Allah kimseye kaldıracağından fazla yük vermez. Eğer kaldıramayacağınız bir yük varsa sizin hamallığa soyunmuşluğunuzdandır. Allah zalim değildir. Ama insanlar kendilerine bile zulmetmeyi sever. Efendim, maskeliğe dair bir iz bulduk. Kırmızı kitapla ilgili belgelerin çalınması sırasında Pusat Çakan'ın yanındaki şahsın Polat Alemdar'ın adamı Cahit olduğu tespit edildi. Adil'le birlikte hareket ediyorlar. Takip edersen seni maskeliğe ulaştırır. Efendim, Polat Alemdar'ın bütün ekibini takibe aldırdım. Mekanları da izleniyor mu? Evet efendim. Mete, maskeli ile Adil Bey'i bir an önce bulmazsak heyeti bir arada tutmam zor. Merak etmeyin efendim. Mutlaka bir açık verecekler. KGT'liler seçim yaptılar mı? Henüz bir netice çıkmadı efendim. Adaylar arasında Mirsad'ın adı geçiyor mu? Öğrendiğim kadarıyla geçmiyor efendim. Akif veya Talha olacak gibi görünüyor. Doğru yerdeyiz. Mesajda söylediği yer burası. Hani neredeler o zaman? Bilmiyorum. Belki de bir sıkıntıları var. Bir ara yokluğumuz dikkat çekmeden geri dönmemiz lazım Talha. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kapalı. Gidelim Talha. Belli ki gelmeyecekler. Abi, biraz daha gelmeseydiniz Mirsad dönüp Erkan'ın kafasına sıkacaktı. İyi ki gelmişiz o zaman. Yoksa yanlış adama sıkacakmışsın. Abi, harbiden sensin. Kulağımla duymasam inanmazdım. Ayıp oluyor birader. Geçmiş olsun abi. Sağ ol Mirsad. Şu işi halledince geçecek. Abi, Talha bana bir şeyler anlattı. Ama benim kafam hala karışık. Neticede Aksaçlı'dan bahsediyoruz. Peki Mirsad, heyet bir yanlış yapıp bir haini Aksaçlı seçtiyse bizim bunu heyete gösterme sorumluluğumuz yok mu? Abi, haklısın. Ama sen benden daha fazla biliyorsun. İktidar oyunlarında yanlışla doğruyu ayırmak, kimin yalan, kimin doğruyu söylediğini anlamak çok zor. En azından şimdi yürüyen bir sistem var. Kaos ve belirsizlik yok. Ben seni gerçek Aksaçlı'ya götüreyim, o sana anlatsın. Benim duygusal davrandığımı düşünebilirsin. Şimdiden gruplaşma başladı. Abartıyorsun Akif. Abartmıyorum Aynuren. Biz burada oturuyoruz diye Haydar ve Fatma mutfakta oturuyor. Ben gidip konuşacağım arkadaşlarla. Ben de Talha'yı destekliyorum diyeceğim. Olmaz öyle şey. Alptekin, benim liderlik gibi bir derdim yok. Gruplaşma bizi bitirir. Ben içinizden hanginiz lider olursa onun altında çalışırım. Sorun etmem. Ayrıca Talha da iyi bir arkadaşımız. İyi de kardeş, bizim fikrimizin önemi yok mu? Biz seni seçtik. Şimdi sen yüce gönüllülük yapacağım diye bizim oylarımızı harcayacak mısın? Tamam, haklısın ama bir çözüm bulalım.
benim yüzümden içimizde gruplaşma olduğu gibi hissediyorum. Sana söylüyorum, abartıyorsun. Belki de sadece karınları aç bir şeyler yiyorlar, ne biliyorsun? Biraz zaman geçsin. Arkadaşlar bir düşünsünler bakalım. Ben gidip bir bakayım arkadaşlara. Sayın seyirciler, biz son dakika haberiyle yayınımıza ara veriyoruz. Bugün öğle saatlerinde Çeçen komutan ve korumasının otomatik silahlarla taranarak öldürülmesi İstanbulluları şoke etti. Polise falan haber verdik. Adamlar Çeçen'miş. Ne yapacağımızı bilemedik. Ondan sonra bir baktık, ikisi de yerde yatıyor. Ambulans falan çağırmaya çalıştık. İstanbul'un göbeğinde adam vuruyorlar ya. Nasıl bir şey bu, anlamadım ki ya. Arkamızdan geldiler, tak 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 silah sesleri, adamı vurdular. Tanıyor muydun yoksa? Ateş etmeye başladılar, çok korktuk. Bak biz annemle yürüyorduk. Bu arada silah sesi geldi. Yerden bir baktık, bir de Çeçen. Sencer benden sonra Amerikalılarla, İsraillilerle görüştüm. Peki, Ruslarla görüştüm. Görüştü efendim. Ama İranlıları bekletti değil mi? Bana pazarlık meselesi olduğu söylendi. Biz yüzyılın başında küresel güçlere artık küresel aktör olmadığımızı söyledik ki bizi rahat bıraksınlar. Ama küresel güçler bize inanmadılar. Ekonomik, siyasal, askeri bütün göstergelerimiz bu güçleri ikna etmek üzere dizayn edildi. Bu sebeple bu yüzyılı savaşsız geçirdik. İstediğimiz şartların oluşması için sabırla bekledik. Soğuk Savaş'ın bitimi çok büyük bir fırsattı. Fakat kurumlarımız ve zihniyetimiz buna hazır olmadığı için o fırsatı değerlendiremedik. Bu bize 25 yıl kaybettirdi. Bu fırsat bugün bir kez daha önümüzde. Üstelik kurumlarımız ve biz hiç olmadığımız kadar hazır durumdayız. Ama Sencer ve onun gibi düşünen bazı arkadaşlarımız dünyadaki ve bölgedeki dönüşümü iyi analiz edemediler. Çünkü bu yüzyıllık uyku bazılarımızın korkularını arttırdı. Bir daha asla büyük devlet olamayacağımız, bize müsaade etmeyecekleri inancını yerleştirdi. Düşündüler ki biz böyle bir işe kalkışırsak emperyalistlerin bize bahşettiğini düşündükleri bu toprakları da elimizden alırlar. Siz diyorsunuz ki onlar ihanet ettiklerini düşünmüyorlar. Doğru yaptıklarına inanıyorlar. Peki bu onları hain yapar mı? Kendine inanmayan, kendi gibi düşünmeyenleri hain gibi gösterip öldürmek, etrafı, herkesi bir yalana inandırmak, bir insanı hain yapmazsa ne yapar? Eşref Bey'e maskenin suikast yaptığı söylendi. Ben suikast önledim. Eşref Bey'in ekibinden biri odaya girdiğimde kafasına sıkmak üzereydi. Sadece Eşref değil, Sencer, onunla birlikte hareket etmeyen bütün heyet üyelerini ilk fırsatta öldürecek. Bu artık sadece zaman meselesi.
Ne bu kadar dil döküyorlar anlamıyorum da. Polat abinin özelliği bu. Bir adamı bir işe ikna etmeden göreve göndermez ki adamın aklı takılıp hata yapmasın. İyi de arkadaş, bizi ikna etmek için hiç konuşmadı. Pusatçım, sen daha vurucu güçsün. Kendini koçbaşı gibi düşün. Kaleyi koçbaşıyla açarsın ama o koçbaşını kalenin kapısına getiren şey strateji. Tamam baba, boş ver, vazgeçtim ben. Öyle boş vermek yok. Bundan sonra ders vereceğim sana. Pratiğinde sorun yok da teorini biraz güçlendirmemiz lazım. Diyelim ki yok olmayı göze alarak Sencer Bey'i ortadan kaldırdık. Ondan sonra heyet kaosa girmez mi? Birkaç ay içinde 3 başkan yitirmiş bir heyetin fonksiyonu sürdürme şansı var mı? Sen ne öneriyorsun? Ben Sencer Bey'in en yakınındayım. Bana müsaade edin, araştırıp heyete sunacak kanıt toplayayım. Böylelikle Sencer Bey gittikten sonra siz geri dönebilirsiniz. Heyet başsız kalmamış olur. Şu an tek şansımız sensin Mirzat. Seni böyle riske atamayız. Sencer 40 yıllık istihbaratçı. Çok uyanık bir adam. Araştırma yaparsan mutlaka farkına varır. Sen bize sadece Sencer'i ele geçirecek koşulları sağla. Gerisini biz hallederiz. Sen gelmeyecektin hani? Alındığımı düşünme diye geldim. İçime dert oldu. Gel, gel. Oo. Kızım, hepimiz belli bir yaşa geldik. Biz bu yaştan sonra gerilimi kaldıramıyoruz. O zaman benim senin oğluna sırtımı dönmem lazım. Doğru söylüyorsun. Kızım, ben sana telefonda söylemedim. Yukarıda annen var. Buraya mı gelmiş? Ben getirdim. Hastanede bir başına kalmasına gönlüm el vermedi. Siz de oturun, ne konuşacaksanız konuşun. Kimsenin öbür dünyaya alıp vereceği kalmasın. Anne, kızmayayım diyorum ama şimdi nasıl kızmayayım? Anneme sizin hatırınıza selam verdim. Ama hayatımı alacak değilim. Kızım sus, yavaş, duyacak. Duyarsa duysun. Benim annem yok. Lütfen bana bir daha emrivaki yapmayın. Erhan, Aksaçlı'nın kalp ilacı azalmış. Hastaneye gidip Hüsnü'den alman lazım. Ben gidip o deliyle muhatap olmam Cahit. Bu saat gitsin. Problem değil abi, ben alır gelirim. Lan siz kafayı mı yediniz? Oğlum, sen şu anda memleketin en çok aranan adamlarından birisin. Farkında mısın? Hadi Erhan, uzatma. Durumlar nasıl Hüsnü? Efendim, hangi durumlar? Global ölçekte mi soruyorsunuz, yerel ölçekte mi? Vazgeçtim Hüsnü. İkisini de sormuyorum. Abdüley nerede? Efendim, kendisi firari. Nasıl yani? Abdüley polisten mi kaçıyor? Yok efendim, hastaneden. Sağlık sektöründen kaçıyor. İyi. Cahit nerede? Efendim, onun da Suriyeli misafiri var, onunla ilgileniyor.
Neden bahsediyorsun sen ya? Ne Suriyelisi? Nerede bunlar? Ofiste yoklar. Arıyoruz, cevap vermiyorlar. Efendim, o pis bıyıklı teriyer birazdan gelecekmiş. İsterseniz bekleyin, ona sorarsınız. Teriyer ne ya? İşte efendim, teriyer. Sizi yer, beni yer, herkesi yer. Hüsnü. Bak az kaldı, gözünü patlatacağım. Sen benimle şaka yapılmayacağını bilmiyor musun? Efendim, sağlık sektörü beni bitirdi. Ne dediğimi, ne yaptığımı artık ben de bilmiyorum. Lan teriyer kim? Bari onu söyle. Senden bir şey istemiyoruz. Lanet olsun arkadaş ya. Erhan efendim, Erhan. Ama dikkat edin, sizi ısırmasın. Arkadaş, Polat Alemdar'ı var ya, aha bunlar öldürdü. Bak ne diyorum bak, Polat Alemdar'ı bunlar öldürdü. Başka da bir şey demiyorum. Gel Baki, bir çay içelim, bir nefes alalım. Sıkıntı geldi ya. Siz nasıl deşifre oldunuz? Nasıl buldular sizi? Türk devletinden birileri Ruslara yerimizi verdi. Başka türlü mümkünü yok. Türk devleti burada size kucak açmış. Çeçen komutanları verecek olsa şimdiye kadar çoktan vermişti. Biz de istihbaratçılara aynı şeyi sorduk. Sadece öldürülen komutanımız değil, herkesi açığa çıkarmış Ruslar. Türk devletinden bile olsa benimle konuşmadan kimseyle görüşmeyin. Yer altına çekilin. Eğer bir hain varsa ben bulur sizinle irtibata geçerim. Acele etmen lazım Şamil. Türk devletinin imkanları olmadan çok dayanamayız. Türklere bize yeniden alan vermeleri için misilleme yapmak zorunda kalırız. Sakın. Rusların istediği de o. Siz Türkiye'de eylem yapın ki Türk devleti size sırtını dönsün. Bu oyuna gelmeyin. Sen haini bul Şamil. Bir ömür saklanamayız. Bugün kapıdan geldim. Masada 3 çay bardağı vardı. Halı sola kıvrıktı. Mete Aymar bu taraftan geldi.
gönül saat gideli Cahit. 2 saati geçti abi. İstiyorsan arayayım. Yok. Çocuğu riske atmayalım. Abi yakalanmış olmasın? Yakalansa Talha haberi verirdi de inşallah lafımı dinlemiştir. Araştırma yapmaya falan kalkmamıştır. Önceki aksaçlının ülkeyi felakete sürüklediği, bir an önce ülkeyi ondan kurtarmamız gerektiği söylendi. Polat Alemdar'ın dikkatini dağıtmak için önce Memati Baş suikastini tertip ettik. Efendim, oldu mu? Oldu Semih. Efendim, bu işi kimin üstüne yıkacaksınız? Efendim, heyet toplantı için hazır. Arkadaşlar, heyetimize yönelik büyük bir tehdit nedeniyle bu toplantıyı istedim. Siz de mi bizi oyalamak, görev yerlerimize dönmemizi ertelemek istiyorsunuz? Arkadaşlar, maskeli fedai olarak bilinen şahıs bana suikast girişiminde bulundu. Fedakar bir arkadaşımız sayesinde tehlikeyi bertaraf etmeyi başardık. Koskoca heyet bir maskeli şaklabanı bulamıyor mu? Arkadaşlar, maskelinin ardında Adil Bey var. Maalesef Adil Bey yaşıyor. Maskeli onu kurtardı. Adil Bey'in heyetimize dair her şeyi biliyor olması maskeliyi çok tehlikeli bir hale getiriyor. Kırmızı kitap? Heyetin bütün gizli dokümanları Adil Bey'in elinde. Arkadaşlar, şu anda çok önemli bir gelişme nedeniyle toplantıyı ertelemek durumundayım. Heyetin toplanmasından daha önemli ne olabilir? Heyete yönelik tehdidi sona erdirmek. Abi, niye inat ediyorsun? Hastanede yatmakla burada yatmanın ne farkı var? Ali, 2 saat oldu. Kafamı ütüleyip duruyorsun. Gitmeyeceğim dedim, uzatma. Abi, bizden sakladığın bir şey mi var? Lan boş boş konuşma. Ne saklayacağım senden? Ali, ısrar etme. Laf dinlemiyor. Gayenin yanında. İkna edemiyorum. Gelmen lazım.
sat Mücahit. Yok abi, Ali. Abdüley Gaye'nin yanındaymış. İkna edemiyorum, gelmen lazım diyor. Ali'ye cevap yaz, yanından ayrılmasın. İşimiz bittikten sonra gider konuşuruz. Hı? Abi Mirsat. Ne yaptın Mirsat? Abi, Sencer birazdan eve dönecek. Gizli bir geçit var. Girişi arka bahçedeki kuyunun içinde. Sencer'in çalışma odasına çıkıyor. Kapıyı sizin için açık bıraktım. Tamam koçum, hemen çıkıyoruz. Yürü Cahit, gidiyoruz. Oğlum gelmeyeceğim dedim. Niye oturuyorsun tepemde? Yürü git evine. Abi sohbet ediyoruz işte. Hadi birader, hasta ziyareti kısa olur. Evli evine, köylü köyüne. Abi beni kovuyor musun? Dinliyorum. Kim aradı acaba? Niye bu kadar üstüne gidiyorsunuz Ali? Adamın psikolojisi bozuk zaten. Gaye, sağlam psikolojisi olan mı kaldı? Tamam, şimdi çıkıyorum. Bir yere mi gidiyorsun abi? Arabanın anahtarını ver. Abi ben götüreyim, nereye gideceksen? Sen Gaye'yi yalnız bırakma. Abi başka bahane bulamadın mı? Ali anahtarı ver. Ne diyorsam onu yap. Yok abi, seni yalnız bırakmam. Ne yapıyorsun, delirdin mi? Sen bununla ilgilen. Benim biraz işim var. Ali. 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 Senin burada ne işin var? Ben sana hastaneye geri dön demedim mi? Kendim için gelmedim Leyla. Adı ne? Elif. Evlendiğini bilmiyordum. Benim hakkımda ne biliyorsun ki? İçeri girebilir miyim? Kaç yaşında? Senin beni terk edip gittiğin yaşta. Leyla, beni hiçbir zaman affetmeyeceksin biliyorum. Ama kardeşin sana ihtiyacı var. Onu da mı terk edip gittin? Leyla, bana ne desen haklısın. Ama kardeşinin bir günahı yok. Ben öldükten sonra da senden başka kimsesi kalmayacak. Efendim, sizi toplantıda sanıyordum. Maskeli ile ilgili çok önemli bir haber aldım Mirsat. Toplantıyı yarıda kesmek zorunda kaldım. Efendim, yerini mi öğrendiniz? Yerini değil, nereye geleceğini öğrendim. Thank you.
Nereden anladın Mirsad? KGT'de bize görünmeyeni görmeyi öğrettiler. İhanetin cezasını da öğrettiler mi? Abdüley geldi mi? O zaman biz çıkalım. Maskeli ile Abdüley'i baş başa bırakalım. Ne olacak bu ilaçlar? Ekeciğim, bu sene ilaç ekmek modaymış. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sana ne kardeşim? Ne olacaksa olacak. Burası senin Isparta'daki dedenin mahzeni değil. Bunların hepsi kayıtlı. Reçeten yok. Hastan yok. Ben nasıl çıkışını yapacağım bu ilaçların? Yürü git beni hasta etme. Bu ilaçların topunu sana yuttururum. Terbiyesiz. Karabey Efendi geldi. Seni bekliyor. Ben değmez beklemeyin dedim ama dinlemediler. İlla ısırılmak istiyorlar. Sakın. İşim var hemen çıkacağım. Sakın bir şey çaktırma. Buyurun. Kendisi burada. Ne oluyor Erhan? Abdüley, Cahit, sen. Hepiniz kayıpsınız. Abi dağıldık. Herkes acısını kendi yoluyla bastırıyor. Erhan. Benim Cahit'le, Abdüley'le görüşmem gereken mevzular var. Abi bulursan bana da söyle. Şimdi acele gitmem lazım. Hayırdır Erhan? Abi hastam var. İlaç bekliyor. Kusura bakmayın. Şimdi sen bir şey anladın mı Baki? Abi bunlar bir iş çeviriyor. Sen bile anladığına göre. Demek sakat bir iş Baki. Tamam Talha. Elini çabuk tut. Abi Talha, Erkan'ı çıkarmış yoldalarmış. Abi. Abi. Hoş geldin abi. Gel. Erhan abi. Takip mi edildin? Ben senin gibi çaylak mıyım takip edileyim? Uzakta bir araba durdu, farlarını söndürdü. Çıkıp bir bakalım. Efendim, Erhan'ı takip ederek pusata ulaştık. Adil Bey. İçeride kimler var bilmiyoruz efendim. Etrafları sarıp sessizce bekleyin, geliyor. Etraflarını sarın.
etrafımızı sarıyorlar. Ne yapacağız? Abi Mirsad. Sencer birazdan evden çıkacak diyor. Ne yapalım? Ne yapacağız Mehmet? Gireceğiz. Siz ikiniz o tarafa, siz ikiniz bu tarafa. Hadi çabuk.